Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabında kazanım tadına sorular test 36 ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuza bakın. Noktalı kağıtta verilen ABC üçgeninde AB kenarına ait kenar ortayın indiği nokta K, yüksekliğin indiği nokta L noktası olduğuna göre K'lerin uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle AB'nin kenarını belirleyelim. Ortasını belirleyelim. Bakın burası AB'nin ortası. Yükseklikte arkadaşlar C denilmesi gerekiyor. Buraya inecek diyorum ve yükseklikle kenar ortayı çizelim. Bakın burası kenar ortay. Burası yüksekliktir. Buraya K diyorum. Buraya L diyorum. KL'nin uzunluğunu istedim. 1, 2, 3, 4, 5 birimdir diyorum. Ve sorumuzun cevabı B şıkkı olur diyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soruya baktığım zaman ABC üçgen, BAC 90 derece, AD kenar ortay, DC 8 santimetre, BD 2x artı 2, AD 3y eksi 4 arkadaşlar. Buna göre x artı y kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir kural söylemiştik. Muhteşem üçlüden bahsetmiştik. Eğer bir dik üçgende dik kenardan çıkan doğru parçası kenar ortaysa arkadaşlar bu üçü bakın AD, BD ve DC BD ve DC birbirine eşitti. O halde arkadaşlar 2x artı 2 eşittir 8 diyorum. Buradan x'in değerini vuruyorum. 2'yi karşıya eksi 2 olarak gönderdim. 2x eşittir 6. X eşittir 3'tür diyorum. Evet, aynı mantıkla arkadaşlar 3y eksi 4'ü 8 eşittir diyorum. Eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak gönderiyorum. 3y eşittir 12 ise y eşittir her iki tarafı 3'e bölersem 4'tür diyorum. X artı y'yi istemişti. 3 artı 4'ten toplamı 7 santimetre olur diyoruz. Ve B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, sonraki soruya geçelim. Üçüncü soruya baktığım zaman yukarıda noktalı kağıtta ABC üçgeni için C köşesi hangi nokta seçilirse AB kenarına ait kenar ortayın G noktasından geçer diyor arkadaşlar. O halde öncelikle AB kenarına ait kenar ortayı bulalım. Yani ikisinin orta noktasına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimdir. Şurası 4 birim arkadaşlar. Doğru parçamı alıyorum. G'den geçecek şekilde üçgenimizin C köşesini belirliyoruz. Evet bakın arkadaşlar üçgenimiz oluştu. Buraya C köşesi diyorum. O halde C arkadaşlar ne olması gerekiyormuş? Demek ki bir nolu noktanın olması gerekir diyoruz ve A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Dördüncü soruya baktığım zaman aşağıdaki üçgenlerden hangisinde bir kenara inen açıortay, kenarortay ve yükseklik aynı doğru parçası değildir diye soruyor. Arkadaşlar aynı doğru parçası olması için eşkenar üçgen olması gerekiyordu. Demek ki bizden hangisi eşkenar üçgen değildir diye soruyor. Veya aynı zamanda arkadaşlar ne olması gerekiyordu? İkizkenar üçgen olması gerekiyordu. Eşkenar üçgende bütün kenarlara aitti. İkizkenarda da bir kenara aitti. O halde ben seçeneklerde eşkenar üçgeni veya ikizkenar üçgeni arıyorum. A'ya baktığım zaman eşkenar üçgendir. Aynı doğru parçası hem yükseklik hem kenarortay hem açıortaydır diyorum. B'ye baktığım zaman ikizkenar üçgendir. Evet. Şu arkadaşlar hem kenarortay hem yükseklik hem açıortay oluyor. C'ye baktığım zaman verilmenin açıyı bulalım. 80 ile 50'yi topluyorum. 130 derece. 180'den 130'u çıkaralım. 50 derecedir arkadaşlar. Bakın C açısı. O halde ne gördüm?
ikizkenar üçgen gördüm. Burada da yükseklik kenarortay ve açıortay aynı doğru parçasıydı. Ama D'ye baktığım zaman arkadaşlar bakın 3, 4 ve 6 gibi bir üçgen görüyorum. Burada arkadaşlar bu benim için ikizkenar veya eşkenar değildir diyorum. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 5. soruya baktığım zaman ABC üçgen CD ve AD birbirine diktir. AC 10 cm, AB 5 cm, CD 6 cm ve BD 3 cm'dir. Buna göre AB kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar AB kenarı burası. Bunun karşı köşeden indirilen dik doğru parçasıydı. Burada o halde ben burada yüksekliğin ne olduğunu görüyorum. 6 santimetre olduğunu görüyorum. D şıkkı doğru cevaptır. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki bilgilere göre bilgileri verilen üçgen çeşidi aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor. Kenarortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Açıortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Yükseklikler üçgenin dış bölgesinde. Arkadaşlar buradaki ayırt edici bilgi yüksekliktir ve yükseklik dış bölgede kesişiyorsa bu üçgen geniş açılı üçgendir. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 7. soruya baktığım zaman ABC eşkenar üçgen. AE A açısının açıortayı arkadaşlar buna göre AEB. AEB bu açı istiyor. Arkadaşlar şimdi eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortaydı. O halde şöyle görüyorum. Eşkenar üçgen olduğuna göre bunlar 30 derece. Bakın burası 30 derece oldu. Şöyle 30 düzgün yazalım. Benden istediği E açısı arkadaşlar 30 da 30'u topluyorum. 60 derecedir. AEB üçgeninde E açısını bulabilmek için arkadaşlar. Yani AEB açısını bulabilmek için. Diğer iki açı toplama 60'tı. 180'den 60'ı çıkarıyorum. 120 derecedir diyoruz. Sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyorum. Evet, bir sonraki soruya geçelim. 8. soruya baktığım zaman ABC üçgen ve BD ile DC birbirine eşit. BD ve DC. Bakın arkadaşlar kenarortayı ve açıortayı gördüm. O halde ne diyorum arkadaşlar? Aynı zamanda yüksekliktir diyorum. Evet, şimdi seçeneklere bakalım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Evet, AD BC kenarına ait yüksekliktir. Doğrudur arkadaşlar. AB ve AC birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü ikizkenar üçgendir. Doğru. B açısıyla C açısı ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Doğru. AB ile AB burası. AD bakın arkadaşlar AB burası. Şöyle gösterelim. AD burası. Bunlar birbirine eşit olamaz arkadaşlar. Çünkü dik üçgende dik açının karşısındaki kenar en uzun kenardır diyoruz ve D şıkkı yanlıştır diyorum. Sorumuzun cevabı D şıkkı oluyor. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. 9. soruya baktığım zaman ABC üçgen EC, BD ve AF'nin değerlerini verdi. G noktası kenarortayların kesişim noktası olduğuna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Demek ki arkadaşlar bunların her birisi yani AD kenarortay, BC kenarortay ve BE kenarortaydır. Yani burası 5 santimetre, burası 7 santimetre, burası 3 santimetredir. O halde ben çevreyi bulacak olursam 7 ile 7'yi topladım 14, 5 ile 5'i topladım 10, 3 ile 3'ü topladım 6'dır. 14 artı 6 artı 10, 14 6 daha 20, 10 daha 30 santimetredir diyoruz. D şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Onun soruya baktığım zaman ABC üçgeninde arkadaşlar BD ve DC birbirine eşittir diyor. Yüksekliklerin kesişim noktası A olduğuna göre. Evet arkadaşlar bakın burası 90 derecedir diyor. BC kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar eğer dik köşeden çıkan doğru parçası kenar ortaysa
Aklımıza hemen evet, biraz düzgün yazalım. Muhteşem üçlü gelmeliydi. Yani AD, BD ve DC birbirine eşittir diyorum. O halde BC arkadaşlar bakın burası 6, burası 6 santimetre ise BC 2 çarpı 6'dan 12 santimetre olur diyoruz. Doğru cevap B şıkkı olur. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 11. soruya baktığım zaman yukarıdaki noktalı kağıtta verilen ABC üçgenine göre AD için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle üçgenime baktığım zaman ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. O halde AD aynı zamanda açıortaydır diyorum ve sorumuza bakalım. BC kenara ait kenarortaydır. İkizkenar üçgende aynı zamanda kenarortaydır. Doğrudur. BC kenara ait yüksekliktir. Doğrudur. B açısının açıortaydır. Evet arkadaşlar bakın bu yanlış oldu. A açısının açıortaydır dedik. Buna da doğru diyoruz ve C şıkkı sorumuzun cevabı olur diyoruz. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. 12. soruya baktığım zaman yukarıda verilen ABC çeşit kenar üçgeninde B köşesi BC kenar üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Arkadaşlar bakın bir köşe kendi kenarının üzerine katlanıyor. Bununla ilgili bir bilgi söylemiştim hatırlarsanız. Oluşan AD katlama çizgisine göre ADC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bir köşeyi kendi kenar üzerine katlarsam bu benim için yükseklikti. O halde benden istediği ADC açısı 90 derecedir diyorum ve D şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. 13. soruya bakıyorum. Yukarıda noktalı kağıtta verilen üçgenlerden kaç tanesinde DC kenarortaydır diyor. Arkadaşlar DC'ye bakıyorum. Öncelikle 2 birim 2 birim. Evet kenarortaydır. Şimdi buraya baktığım zaman arkadaşlar tam ortasından geçiyor. Bakın bunlar birbirine eşittir diyorum. Evet. Burayı da kenarortay diyorum. Evet bakın şu ikisi tam birden geçiyor arkadaşlar. Kenarortaydır diyorum. Buraya baktığım zaman yine 2'ye 2 gibi görüyorum. Ve kenarortaydır diyorum. O halde sorumuzun cevabı evet bunlara da dik atalım. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır diyoruz. Yani 4 tanesinde de kenarortaydır diyorum. Evet, bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Evet 14. soruya baktığım zaman yukarıdaki izometrik kağıtta verilen üçgenlerden hangisinde açıortay, kenarortay ve yükseklik aynı doğru parçasıdır diye soruyor. Arkadaşlar izometrik kağıtta o zaman ben ne aramalıyım? Aynı doğru parçasıysa eşkenar üçgen arıyorum. Yani en azından ikizkenar olacak veya eşkenar üçgen diyorum. O halde incelediğim zaman arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Biliyorsunuz izometrik kağıtta bu yatay doğru parçalarını da sayabiliyordum. O halde burada arkadaşlar ne oldu benim için? L üçgenindeki evet kenarortay, açıortay ve yükseklik aynı doğru parçası olur diyoruz. B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet 15. soruya geçiyorum. 15. soruya baktığım zaman İki iç açısının toplamı 89 derece olan bir üçgende yüksekliklerin kesiştiği nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar iki iç açısı 89 ise verilmeyen açı (180)'den 89'u çıkarıyorum. 91 derecedir diyorum. 91 derecede bu üçgen nedir arkadaşlar benim için? Geniş açılı üçgendir. Ve geniş açılı üçgenlerde yükseklikler nerede kesişiyordu? Üçgenin dış bölgesinde kesişiyordu. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 16. soruya bakıyorum. ABC üçgen. ABCE ve birbirine eşit ve 12 santimetre. BE 4 santimetre. AC 20 santimetre arkadaşlar.
CE ile AE'de birbirine diktir diyor. Buna göre BD kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle düşünmek istiyorum. Alan üzerinden gitmem gerekir. Şimdi AB ile bunun yüksekliğini biliyorum. 12 santimetre. O halde üçgenin alanını bulacak olursam alan eşittir diyorum. 12 çarpı 12'den 1 de 2'ye bölüyorum. 12 ile 12'yi çarparsam 144 bölü 2'den alanı 72 santimetre kare olarak bulurum. Şimdi arkadaşlar bakın AC'nin uzunluğunu biliyorum. Benden zaten DB'yi istemişti. O halde AC'yi taban kabul ederek tekrar alanı yazıyorum. Alan 72 idi. 72 eşittir. AC'nin uzunluğu 20 santimetre. DB'nin uzunluğunu aynen yazalım. DB şeklinde yazıyorum. Evet, 2'ye bölersek arkadaşlar alanı bulmuş oluruz diyoruz. Şu 20 ile 2'yi sadeleştireyim. 10 olsun. O halde 72 eşittir. 10 çarpı DB'den. Her iki tarafı 10'a bölüyorum. Ve DB'nin uzunluğunu 72 10'a bölersem 7 tam onda 2 santimetre olarak bulurum diyorum. C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet, bir sonraki soruya geçelim gençler. Evet, 17. soruya baktığım zaman AB ve AC pardon AB ve DC birbirine eşittir. BE ile EC birbirine eşittir diyor. BCA 40 derecedir. Buna göre BAC üçgeninde pardon BAC açısı BAC evet bu açıyı istiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada arkadaşlar bakın kenar ortayı gördüm. Yani en azından BE ile EC'nin eşit olduğunu gördüm. O halde diyorum ki şuradan bir DBC üçgeni çizsem. Bakın bu DBC üçgeni niye çiziyorum? Çünkü yüksekliği gördüm. İki kenarın birbirine eşit olduğunu gördüm. O halde burası arkadaşlar benim için ikizkenar üçgen oldu diye düşünüyorum. İkizkenar üçgende biliyorsunuz taban açıları da 40 dereceydi. Birbirine eşit yani. Bu 40 ise bu da 40'tır diyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın burası 40 ise burası 90 ise arkadaşlar buraya 50 derece kalır diyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180'de. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı da bulayım. Burası da 40 ise burası 90 ise buraya da 50 derece kaldı diyorum. Burada bir doğru açı oluştu. Şöyle maviyle gösterelim. Bu doğru açıya göre 50 ile 50 topluyorum. 50 artı 50'den 100 derecedir diyorum. 180'den çıkaracak olursam BDA açısını bulurum. 180'den 100'ü çıkarıyorum. 80 derece BDA açısıdır arkadaşlar. Yani burası 80 derece. Arkadaşlar bakın burada ikizkenar üçgen gördüm. Çünkü bunlar birbirine eşit çıkmıştı. O halde ikizkenar üçgende A açısı da yine taban açısıdır. Taban açılar birbirine eşitti. O halde BAC açısının ölçüsünü de 80 derece olarak söyleriz diyorum ve D şıkkı doğru cevaptır diyorum arkadaşlar. Evet bu soruyla testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonra giderse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.